Merhaba arkadaşlar, Gamer The Become'a hoş geldiniz. Dead by Daylight Merak Edilenler serisinin yeni bir bölümünden hepinize selamlar. Bu serinin 4. videosundayız. Yeni katiller, yeni kurbanlar ve yeni perkler gelmişken aklımıza takılan birkaç şey oldu. Ve biz de bu serinin yeni videosunu çekmeye karar verdik. Evet gençler, şimdi ilk merak edilen olayımızdayız. Perkümüz Tuzak Mayın adlı bir perk. Jeneratörü belli bir miktar tamir ediyorsun ve ardından jeneratöre tuzak bırakıyorsun. Ve katil o jeneratöre tekme atarsa tuzağınız patlayıp katili kör ediyor, stunlıyor. Peki bu stun süresi enduring, yani dayanıklı perkünü kullanırsak azalır mı? Şu an tuzağım aktif ve jeneratöre tuzağımı kurdum arkadaşlar. Şu an katilde dayanıklı perkü yok. Önce normal halini deneyeceğiz, sonra dayanıklı halini deneyeceğiz. Evet gençler, bu dayanıklı perkü olmadan stun yemiş haliydi. Evet gençler, perkümüzü tekrardan aktif ettik. Fakat bu kez katilde dayanıklı perkü var. Bakalım stun süresini azaltacak mı? Sanırım hiçbir değişiklik olmadı. Zaten sürelerle buraya koymuş olacağım. Evet gençler, sıradaki olayımız şu. Derin yara efektindeyken Trapper'ın tuzağına basarsak ve tuzaktan kurtulamazsak barımız ilerler mi? Yani yere düşer miyiz? Bunu deneyeceğiz. Evet gençler, şimdi Barrow etiketimi bastım. Barrow efektine geçtim. Biraz ilerlemesini bekliyorum barın. Ve barın biraz ilerledi. Trap'e bastım. Hiç ellemiyorum, kurtulmaya çalışmıyorum. Ve Barrow efekti ilerlemeye devam ediyor. Bittiğinde ise çığlıktan anladığımız kadarıyla yere düşüyoruz. Şimdi kurtulunca anlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi yere düşüyorsunuz arkadaşlar. Evet gençler, geçtik sıradaki olayımıza. Kurban tarafındayken kör olursak skill checkleri görebiliyor muyuz? Bunu deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kör olmama rağmen skill checkleri görebiliyoruz. The Size'i kaçırdım, onu görmezden gelin. O olur, herkes, yani herkesin başına gelen bir şey. Evet gençler, sıradaki merak edilen olayımıza geldik. Twins'in istifçi adı altında bir perk'ü var. Ve bu perk sandıkları açanları görmenize yarıyor. Peki bu perk takılıyken Nemesis'in zehrinden kurtulmak için gerekli olan aşı sandığını açarsak yine yerimiz gözükür mü? Bunu deneyeceğiz. Hemen şu gördüğünüz yerde bir sandık var ve ben de bu duvarın arkasındayım. Bakalım o sandığı açarken kurbanın yeri gözükecek mi? Evet arkadaşlar, kurban sandığı açıyor olmasına rağmen yeri gördüğünüz gibi gözükmedi. Yani bu perk sadece normal sandıkları açarken işe yarıyor. Evet gençler, şimdi sıradaki olayımızdayız. Nancy'nin içindeki güç adı altında bir perk'ü var biliyorsunuz ki. Bu perk'ün aktif olması için bir tane totem kırmanız gerekiyor. Evet, totemimizi kırdık ve perk'ümüzü aktif hale getirdik arkadaşlar. Perk'ünüz aktifken ne zaman yaralanırsanız yaralanın, dolaba girdiğiniz zaman 8 saniye içerisinde otomatik olarak iyileşiyorsunuz. Peki bu perk aktifken derin yara durum efektindeysek ve dolaba girersek derin yara efektinin devre dışı kalmasını sağlar mı? Yani onu iyileştirmiş sayılır mıyız? Evet, Barolu medkitimi bastım. Derin yara efektine geçtim ve dolaba girdim. Perk'üm aktif. Ve derin yara efektinden beni kurtardı arkadaşlar. Beni sağlıklı bir konuma getirmek yerine derin yarada olduğum için onu devre dışı bırakmış oldu. Evet gençler, şimdi sıradaki olayımızdayız. Bir totemi kırdıktan sonra kargalı katilimizin bir özelliği olan perk sayesinde totemi tekrar açabiliyoruz biliyorsunuz ki. Yani katil totemi tekrardan açabiliyor. Peki bizim kırıp katilin tekrardan açtığı bu totemi kutsayabiliyor muyuz? Bunu deneyeceğiz. Katil kırılmış olan totemi tekrar aktif hale getiriyor. Ve bakalım bunu kutsayabiliyor muyuz? E tuşu, yani kutsama seçeneği çıkmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani bu totemi bunun totemine çeviremiyorsunuz. Sadece sol tıka basılı tutarak kırabiliyorsunuz. Evet gençler, şimdi geldik sıradaki olayımıza. Yona adlı karakterin üstesinden gel adı altında bir perk'ü var biliyorsunuz ki. Bu perk yaralandığınız zaman size verilen hız bonusunu 2 saniye daha fazladan kullanmanızı sağlıyor. Peki bu perk varken Huntress'in bitkinlik efekti veren balta edonuyla hasar alırsak bu perk'ü kullanabilir miyiz? Evet, hasarı aldım.
Ve perk aktif olmadı arkadaşlar. Hasar aldıktan sonra hemen bitkin efektine girdiğim için hızlı koşmama izin vermedi oyun. Evet gençler, şimdi de koşar pozisyonundayken deneyeceğiz. Yine perk'ün çalışmasını engelledi. Sağda gördüğünüz gibi herhangi bir bitkin efektine girmedim. Sadece Huntress'in eklentisindeki bitkin efektine girdim. Ve o da 5 saniye sonra bitti. Kendi bitkin efektim şu an gözükmüyor gördüğünüz gibi. Bu da demek oluyor ki Huntress'in baltası Yonah'ın üstesinden gel perk'ünü counterlıyor. Evet gençler, şimdi geldik sıradaki olayımıza. Oyunda karga atabilen bir katilimiz var biliyorsunuz ki. Ve bu kargaları kullanmadan önce yere koyduğu kargaları el feneri kullanarak kör edebiliyoruz. Daha doğrusu yok edebiliyoruz biliyorsunuz ki. Peki bu yere koyduğu kargaları might up kullanarak yok edebilir miyiz? Evet, katil kargalarını bıraktı. Ben de might up'ımı bıraktım. Ve gördüğünüz gibi kargaları might up'la yok edebildim arkadaşlar. Evet gençler, şimdi bir diğer merak edilen olayımızdayız. Yine kargalarla alakalı. Zaten bu perk'ü göstermiştik. Jen'i belli bir miktar ilerlettik. Ve E tuşuna basarak tuzağımızı kurduk. Peki bu jeneratörün yanında karga varken katil jeneratöre tekme atıp stun yerse kargalar yok olur mu? Çünkü bu jeneratörün kör etme etkisi de var. Evet arkadaşlar, şimdi bakıyoruz. Katil stun'ı yedi ve kör efektiyle birlikte kargalar da yok oldu. Hem çatapatla hem de bu şekil farklı bir kör etme yöntemiyle kargaları yok edebiliyorsunuz. Evet gençler, şimdi geçtik sıradaki olayımıza. Ash'in perk'ü ile ilgili bir olay. Ash karakterinin yüreklilik adı altında bir perk'ü var biliyorsunuz ki. Bu perk 3 tane koruma darbesi aldıktan sonra etkinleşiyor. Yani katille kurbanın arasına girip hasar almanız gerekiyor. Bundan 3 kere yaparsanız perk'ünüz aktifleşiyor. Perk aktifken yaralı durumdayken alacağınız ilk hasar yok sayılıyor. Yani yere düşmüyorsunuz arkadaşlar. Katil sizi yere düşüremiyor. Peki bu perk aktifken kancadan sayılı gün perk'ü ile kurtarılırsak ve katil bize vurursa yüreklilik perk'ü mü çalışır yoksa sayılı gün perk'ü mü çalışır? Ya da arka arkaya ikisinin de hasarını alabilir miyiz? Bunu deneyeceğiz. Evet gençler, son koruma darbesini de aldım ve perk'üm aktif oldu. Şimdi katil beni vurup perk'ü devre dışı bırakmayalım diye dolaba girdim. Grab'leyip asacak beni. Evet arkadaşlar, şimdi Barov ile kurtarılacağım. Katil bana vurdu ve Barov efekti çalıştı. Yüreklilik perk'üm hala aktif. Ve bir kere daha vurdu. Bir kere daha yere düşmedim arkadaşlar. Hem Barov efektini hem de yüreklilik perk'ünün sağladığı avantajı göstermiş olduk. Yaralı olmama rağmen iki darbe alıp düşmemiş oldum. Evet gençler, sıradaki merak edilen olayımızdayız. Yine Yonah karakterinin perk'ü ile alakalı. Bu perk yaralandığımız zaman kazandığımız hız bonusunun 2 saniye daha fazla sürmesini sağlıyordu. Anlatmıştım zaten. Peki Plague'in kusmuyla yaralanırsam yine de bu perk çalışır mı, aktif olur mu? Bunu deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, virüsümüzü aldık üstümüze. Bakalım yaralandığım zaman hız bonusum olacak mı? Perk'üm çalışacak mı? Perk'üm çalışmadı arkadaşlar, aktif olmadı. Çünkü Plague'in virüslü kusmundayken yaralandığımızda hız bonusu kazanmıyoruz. Normal bir hasar gibi sayılmıyor yani. Evet gençler, geldik sıradaki olayımıza. Yine Yonah karakterinin üstesinden gel perk'ü ile alakalı. Perk'ü anlatmıştım ancak diğer maddeleri dinlememiş olabilirsiniz. Bu perk yaralandığınız zaman kazandığınız hız bonusunun 2 saniye daha fazla sürmesini sağlıyor. Peki Trapper'ın tuzağına basıp tuzaktan kurtulursak bu perk çalışır mı? Tuzağımıza bastık. 25. sefer deniyorum arkadaşlar. Kurtuldum çok şükür. Yine herhangi bir hız bonusu kazanmadığım için perk çalışmış sayılmadı arkadaşlar. Bu perk'ün çalışabilmesi için hız bonusu kazanabileceğiniz bir hasar almanız lazım. Yani normal düz vuruş olabilir, Huntress'in baltası olabilir gibi gibi gibi. Evet gençler, sıradaki merak edilen olayımızdayız. Bu kez katil tarafını ilgilendiren bir olay. Legion'la alakalı bir olay. Legion karakterinin bir tane eklentisi var. Frenzy modundayken, yani özelliğinizi kullanırken bir paletin üstünden atlarsanız o palet otomatik olarak kırılıyor. Bir de Spirit Fury diye bir perk var biliyorsunuz ki. Bu perk de iki tane palet kırdıktan sonra aktif oluyor. Peki Legion'ın bu eklentisiyle bir paletin üstünden atlayıp o paleti kırarsak Spirit Fury nişan kazanır mı? Yani kırdığımız palet
Spirit Fur'un çalışması için geçerli sayılır mı? Buna bakacağız. Özelliğimize geçtik. Paletin üstünden atladık. Paleti kırdık. Ve gördüğünüz gibi Spirit Fur'u bir yanda arkadaşlar. İkinci paletten de atladım. Ve Spirit Fur'umuz aktif. Yani bu eklentiyle Spirit Fur perk'ünü bir arada kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, geçtik sıradaki merak edilen olayımıza. Evsun Umut Yiyen adı altında bir perk var biliyorsunuz ki. Bu perk'ün nişan kazanabilmesi için bir kurbanı kancaya astıktan sonra o kancaya belli bir uzaklıkta olmanız lazım. Ve siz o kancanın belli bir mesafe uzağındayken kancadan o kurbanı kurtarırlarsa bir nişan kazanıyorsunuz. Nişanlarınız arttıkça belli başlı avantajlar elde ediyorsunuz. Peki o kancadaki kişiyi bir arkadaşı kurtarmaz da kendisi attempt escape atarsa yine nişan kazanıyor musunuz? Buna bakacağız. Evet arkadaşlar, kurtuluşu aktif olan bir kurbanı kancaya astım. Ve kancanın iyice ilerisine doğru gidiyorum. Gördüğünüz gibi bayağı uzaklaştım. Yani normal şartlarda nişan kazanırım şu an. O kurban kurtarıldığı zaman. Peki kendisi attempt atarsa nişan gelecek mi? Hemen deniyoruz. Kurban attemptini attı. Fakat nişan kazanmadım arkadaşlar. Evet gençler, aynı mesafedeyim. Bu kez bir takım arkadaşı kurtaracak kancadaki kişiyi. Gördüğünüz gibi bir adet nişan kazandım. Yani kurban kendisini kancadan attığı zaman Evsun Umut Yiyen perk'ünde nişan kazanamıyorsunuz. Evet arkadaşlar, geçtik son merak edilen olayımıza. O da şu: Twins karakterinin son darbe adı altında bir perk'ü var biliyorsunuz ki. Bu perk bir jeneratör tamamlandıktan sonra aktif oluyor. Ve şu işe yarıyor. Şu şekil vuruşunuzun %80 daha fazla ileriye atılmasını sağlıyor. Her jeneratör bitiminden sonra kullanabiliyorsunuz. Peki normal düz vuruşumuzu değil de Oni'nin özelliğindeki balyozun ileri atılmasını arttıracak mı? Bunu deneyeceğiz. Şimdi bir tane jam bitti ve perk'ümüz aktif oldu gördüğünüz gibi. İlk önce normal halini göstereceğim arkadaşlar. Özelliksiz düz vuruşunuz ne kadar ileri gidiyor ona bakalım. Gördüğünüz gibi normale göre çok 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 daha ileri atılabiliyorsunuz. Şimdi Oni'nin özelliğine geçtim arkadaşlar. Oni'nin özelliğinin düz ileri atışını göstereceğim önce. Şu kadar bir mesafeye kadar gidebiliyorsunuz. Peki perk aktifken işe yarayacak mı? Şimdi bir de ona bakacağız. Stacklerimiz kaybolmadı. Yani Oni'nin özelliğinde bir işe yaramıyor arkadaşlar. Sadece normal vuruşunuz için bu perk'ü kullanabiliyorsunuz. Evet gençler, merak edilenler videomuzun sonuna geldik. Birkaç şey beni şaşırttı açıkçası. Gerçekten cevaplarını çok merak ediyordum. Siz de yorumlarda belirtebilirsiniz o tarz bir şey yaşadıysanız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.